Kutsal bayramlarımızdan Kurban Bayramı. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı Kurban Bayramı'nın ikinci günü partide bayramlaşma töreni düzenledi. İl Başkanı Kazım Karsu'nun başkanlığında düzenlenen programa Cumhuriyet Halk Partisi Bolu örgütünün yönetici ve üyeleri katıldı. Arkadaşlar, bunlar kitle kitle suç işlediyse bugüne kadar neredeydiniz yani? İlkokulunun bahçesindeki Atatürk büstü ve kaidesi kaldırıldı. Talebeler oynarken yer dar geliyor. Onun için kaldırdık dedi. Bayramlaşma törenine İl Başkanı Kazım Karsu'nun konuşması damga vurdu. Karsu sert sözlerle eleştirdiği iktidarı adeta bombardımana tuttu. Türkiye gittikçe daha büyük sarmallara dolaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle barışa nedenle önem verdiğine dikkat çeken Karsu, barış olmazsa hiçbir meyvenin alınamayacağını söyledi. Dünya başka bir yere gidiyor, teknolojiye, yeniliğe doğru gidiyor. Biz geriye gide gide Suriye, Irak, İran sınırlarına gidebildik. Suudi Arabistan içlerine daldık. Arkadaşlar, bu yanlıştır. Kim ne derse desin, ölümle hiçbir şey kazanılmaz. Terör operasyonlarına değinen Karsu, verilen şehitler için keşke onlar değil ben kurban olsaydım dedi. Niçin bizim gençlerimiz kurban oluyorlar? Keşke ben kurban olsaydım diyorum. Bu gençler her gün televizyonlarda anılınca, gazetelerde anılınca, top sesleri gelince yüreğimiz hopur hopur hopluyor. Karsu, yapılan terör operasyonları kapsamında tutuklanan kamu personeline dikkat çekerek, madem bu ülkeye zarar veriyorlardı bugüne kadar neredeydiniz diye konuştu. Suçluyu değil suçsuzu yakalıyorlar. Suçluyu görmüyorlar. Doğuda, Güneydoğu'da başladı, öğretmenler kitle kitle toplanıyor. Arkadaşlar, bunlar kitle kitle suç işlediyse bugüne kadar neredeydiniz yani? Olumsuz olayların Bolu'da da yaşanmaya başladığını söyleyen Karsu, Kıbrısçık'ta İmam Hatip Okulu bahçesinde bulunan Atatürk heykelinin oyun oynayan öğrencileri rahatsız ettiği, yer kapladığı gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi. Vali Bey'le konuştum. Vali Bey, araştırayım, döneceğim dedi. Araştırdı. Haklısın dedi. Aynen olmuş, fakat gerekçe şu dedi. Orayı temizliyorlarmış. Temizledikten sonra tekrar yerine koyacaklar dedi. Milli Eğitim Müdürü dedi ki, biz talebeyi, şu kadar talebemiz var, tam sayısını bilmiyorum, 60-70 kişi. Talebeler oynarken yer dar geliyor, onun için kaldırdık dedi. O okulda 13 öğrenci varmış. O okulda 13 öğrenci varmış arkadaşlar. Orada oynarken yerleri dar geliyormuş. Ben anlamıyorum, hangi yere dar geliyor. Karsu'nun açıklamasını İl Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz de destekledi ve kendisine gelen şikayetler üzerine konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Milli Eğitim Müdürü'nün yapmış olduğu ilk bir hata da değil bu hata. Neden şu an 16 tane öğrenci varken bu büst orada öğrencilere engel oluyor ya da neden buradan bu şekilde kaldırılıyor. Karsu konuşmasında bayramın ilk günü valilik tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılmadıkları için yapılan eleştirileri de cevapladı. Onlar da bize teklif de etmediler, biz de gitmedik. Yani Bolu Valiliğinden Demokrasi Meydanı'nda yapılacak bayramlaşma için size davet gelmedi. Hayır, gelmedi. Ne telefon edildi ne bir yazı gönderildi. Basından sadece. Bana ulaş, basından duyuyoruz.